Şimdi kalitenin bazı özellikleri var dedik ya, işte kodun sürdürülebilir olması, işte verimli olması vesaire. Aslında kodun güvenli olması için de bazı özellikler gerekiyor. İşte gizlilik, bütünlük vesaire gibi bazı kriterler var güvenli kod dediğimizde. Bizim uygulamamızın buna uygun olabilmesi için de bu güvenlik kavramından biraz bir şeyler biliyor olmamız lazım. Bir farkındalığımız olması lazım aslında. Güvenlik çok geniş bir alan bu arada. Yani siber güvenlik dediğinizde aslında ayrı bir birim. İşte onlar için ayrı ekipler bulunuyor genelde. Ama biz geliştirici olarak işte ben kodumu yazayım, nasılsa güvenlik birimi var. Bunu işte test edecek. Bu yüzden oradan döner nasılsa bakış açısıyla yazmak şirkete çok büyük maliyet kaybı oluyor aslında. Biz o kodu geliştirdikten sonra birçok aşamayı geçmiş, daha sonra tekrar başa dönmüş bir kod elde etmiş oluyoruz. Bu da ciddi bir hem bizim vaktimizi de alan bir şey oluyor, hem de şirkete de aslında bir maddi kayıp meydana getiriyor. Bu yüzden işte bazı güvenlik temellerine en azından hakim olmamız gerekiyor. Bunları da nasıl yapabiliriz? İşte kod yazdıktan sonra yine best practice olayı girebilir işin içine. Yani bildiğimiz bir olay bile olsa, işte ben kullanıcıyı kaydedeceğim diyelim. Bunu nasıl yaparım diye internette bir aradığımızda zaten bizim önümüze işte password'ü işte hashlememiz gerektiği mesela ortaya çıkacak. Belki bu bir yol olabilir. Bir de en çok aslında yazılımda karşılaşılan güvenlik açıklarını belki arayabiliriz. Bunda yine OWASP Top 10 diye bir şey var, liste var aslında. En çok karşılaşılan yazılım güvenliği açıkları. Bunları öğrenip en azından hani hiçbir şey yapamıyorsak bunları bilip bunların bilinciyle kod yazmak sistemin güvenliğini artıran bir şey olacak. Daha az maliyetle.